Merhaba güreştürkiye.net severler, saygıdeğer üyeler, saygıdeğer YouTube dinleyicilerimiz. Hepiniz bir başka radyo yayınımızda hoş geldiniz. Bugün sayın adminimiz Buğra Gür aramızda değil. Kendisi şu an oynanmakta olan Alanya Spor Beşiktaş mücadelesini izlemekte. Bitti maç, bitti. Bitti maç, bitti oğlum. Berabere kaldı Beşiktaş. Sıfır başladığı gibi bitti maç alemin. Şu an eve dönüş yolunda. Bugün sizlerle birlikte Boğaç Bey'le beraberiz. Boğaç merhaba. Hoş geldik, hoş bulduk. Hikmet, saygıdeğer dostum, kadim dostum, merhaba. Merhabalar. Erem Hanım. Merhaba. Doğan Bey. Merhabalar. Buğra Gür sesi gibi oldu ama Doğan sesin değil mi? benim. Korkmayın. Ha, tamam, peki. O zaman öncelikle... Nasıl benziyor lan? Çok, hemen çok benzer geldi gerçekten. Ya sen her şeyi niye böyle benzetiyorsun ya? Ya işte. Neyse. Neyse. Siyasi konuşmayalım. önce bir ufak bir şöyle bir 2-3 dakika bir muhabbetle başlayalım. Erem. Efendim. Ne haber kanka? İyidir, yaşıyoruz işte. Allah istemez. Erem Smackdown main eventini attın mı Alper'e? Evet attım ya. Yayınlandı zaten şey. Erem'in evet yani yaklaşık 4 gün sürdü bir Aska da Real maçın açması. Aska'nın kazandığı. Bugün ondan da bahsedeceğiz Erem. Yaşasın oley. En büyük zevkim. Ama kısa kesersek yani herkesin de bir kalitesi, kulak kalitesi. Yani, değil evet, mi? Tabii canım. Evet. Doğru. Mesela Samuaco da konuşabiliriz. Kesinlikle ya. Samuaco tam bir kamu spotu adamıdır. Türkiye'deki kamu spotlarına yapıştırmalıdır. Hadi baba. Jo. Evet, Hikmet. Evet. Sayın mühendis adayımız geçmiş. Mühendis gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu memleket. Bravo. Evet. Hacettepe Otomotiv. Evet, bu memleket için çalışan, emek sarf eden bütün mühendis adayları ve mühendislerimizin gününü kutluyoruz arkadaşlar. Hikmet, bravo. Senden dinleyelim biraz da hayat nasıl? Benden mi? Evet. Allah hayat ne olsun işte vizeler bitti. Ondan sonra işte uğraşıyoruz ya. İşlerimiz var. Forumla uğraşıyoruz. Ondan sonra adam. Evet. Kral. Böyle yani yaptığımız projelerimiz olsun. YouTube videolarımız olsun. Helal olsun. Milyonları bulan. Yuvarlanıp evet. Gidiyoruz ya. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Allah İnşallah. Birliğimizi bozmasın arkadaşlar. Amen. O zaman Rav'la başlayabiliriz diye düşünüyorum ben. Aradan evet. Çıksın bence de ya Rav'ı. Çöp şov. Ne? Ne? Ahmet üzüldü bu habere. Ne? Ya Cinder'ıma hala push vermiyorlar birader. O şovdan ya ne o hayır gelir ya. Bence de çok. Cinder'la bu gece konuştum. Özel bir görüşme geçti aramızda Instagram DM'lerinde. Detay vermek istemiyorum. Sürprizi bozmayacağım. Rav'dan isterseniz başlayalım. Emoji koydu bıraktı kesin. Ya, hep öyle yapıyor. Tamam kardeşim. Peki öyle olsun. O zaman Rav'dan başlayabiliriz Hikmet. Tamam hadi. Ben mi açayım? Erem açsın ya. Sen olur Erem olur. Ne? Ben Eren, şey sen... değil mi? Mobildeyim o yüzden. Ha bu neyse tamam ben okurum. Evet Hikmet Bey. Mobilden de bakılıyor da neyse. İnternetim az. Doğan benim yerine getiremediğim görevleri yerine getiriyor. Tebrik ediyorum lan. Teşekkür ederim. Yani bana mı kakalandı yani şimdi? Yok canım ben açıyorum şimdi. İşte okay. Jojo açılışı yapıyormuş. Neyse baba bu şişin alma duruşu sonrasında intro gelmiş. Ronda Rousey gelmiş ilk olarak. Nia Jax, Tamina, Natalya Smith'le gelmişler işte. Geçen sene Riot Squad'ın Natalya'ya saldırdığı görüntüleri izlemişiz. Takım maçı varmış. Bu sırada Riot Squad takımı geçişte gözükmüş. Nia Jax ile Tamina, Ronda Rousey ile Natalya'ya saldırmışlar. İki takımda da üstün gelme çabaları olmuş. Ondan sonra işin içine Riot Squad karışınca ortalıkta maçta karışmış. Tamina ve Nia Jax Ronda'yı ringin merdivenlerine fırlatmış.
Riot Squad takımı da Natalya'yı apron'dan masanın üzerine atmış ve Riot Squad oranı sırtarak uzaklaşırken Natalya ile Ronda Rousey de birbirlerini teselli etmişler. Evet, açılışla ilgili Doğan herhangi bir yorumun? Ya vallahi o kadar boş olaylara pek de bir şey söyleyemiyorum yani. Natalya ile Riot Squad niye feyutta hala anlayamadım gerçekten. Onu biz bir, bir de utanmadan TLC'ye maç koymuşlar. TLC'ye Rav'ın Jobber'larının mekanı yaptılar yani. Çok can sıkıcı bir durum. Evet, onu yerine Nakamura'nın yani kemer maçını izlemeyi tercih ederim evet, yani ben. TLC'ye Ruby Riot ve Natalya arasında bir masalar maçı duyuruldu. Bir de masalar hayvan maçı gibi zaman kaybı. Evet, masalar kırılır mı konuşalım bunu. Kırmayı beceremez ki onlar. Yani Natalya'nın bu konuda geçmişi çok şey olmadığı için, parlak olmadığı için ben yine bir boç bekliyorum maçta. Diyeceğim, bu maç bir tane mi bekliyor sadece? Yok yani. Bir tane bekliyorsa çok iyi sersindir. Evet, hayır canım. Buyur. Ha yok, yani bir taneden kastım o maç boçlu geçer, o maksatta söylüyorum ya, yani. Birkaç tane görürüz hani. Açıklamak gerekirse. Bir de bir şey diyeceğim, bu maç masa israfı ya. Gerçekten. Evet. Masaları ne yapacaksınız yani, bu kadar masa üreticisi maliyeten bu maç zarar ettirdik. Bence bir tane masa kırıp bunlar en son kemer sıkıyordu. Gerisini üçlü maça saklayacaklar diye düşünüyorum. Bence bir tane masa masayı da tepeye alsın, masayı indiren ve ilk rakibini masaya şapan vuran kazansın. Doğru. Hem de masa kırılmaz. Şey işte, öyle olmayacak mı zaten? Yok canım. Oğlum biz ne diyoruz, sen ne diyorsun ya. Allah Allah. Evet. O zaman ben istersen Hikmet buradan devam edin Rav açılışını anlatmaya. Ben şey yapayım burada. Alayım görevi. Evet, Riot Squad ve Natalya arasında yaşananları biliyorsunuz. Aynı zamanda Ronda Rousey ve Nia Jax TLC'de Rav Kadınlar Şampiyonluğu maçına çıkacak. Eren Nur, konuyla alakalı görüşlerin neler? Bu maçla alakalı olarak. Yani Nia Jax yani momentumla geldi ama geliştirmelik bir rakip oldu. Bariz belli. Hani Ronda'dan sonra Nia Jax ve Tamina büyük ihtimal böyle millete saldırmaya devam edecekler ama yine uykumuzu getirecekler. O yüzden pek geleceği parlak görmüyorum Nia Jax'i. Hikmet, konuyla alakalı bir görüşüm var mı? Vallahi yani zaten belli bu amaç, hani bir geçiş rakibi Nia Jax Ronda Rousey için. İçinde büyük ihtimalle TLC'den sonra bir daha yolları kesişmeyecek. Sanırım Ronda Rousey bu saatten sonra hani nerede kesişir? Elimination Chamber'da maç olursa o zaman kesişebilir ama onun dışında büyük bir plan görmüyorum açıkçası. Ronda Rousey'in de sıradaki hani en ciddi rakibi de SmackDown'dan olacaktır büyük ihtimalle. Öyle öngörüler var. Evet, ne diyelim ya? Hani pay-per-view'da çok büyük beklentiye girmeye gerek yok. Ben öyle diyeyim. Evet, Boğaç. Yani ben Nia Jax'i günahım kadar sevmeyen bir insan olarak umarım Ronda olabildiğince hızlı squash'lar da yani saçma sapan bir maç izlemeyiz diye ben bu feud'la alakalı temellerimi belirteyim. Yani benim de çok açıkçası ümidim yok Nia Jax'in kemer alacağına dair. O zaman öteki segmente geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir açık oturum var. Bailey ve Sasha Banks. Bu kulaklık sesi kimden şey oluyor? Hemen bakalım. Sanırım benden değil ama. Benden geliyor olabilir de. Tamam, devam edebiliriz. Şu an gitti. Bailey ve Sasha Banks açık oturumda. Bailey ve Sasha Banks Alexa Bliss'le beraber. Raw'ın kadınlardan sorumlu idare müdürü Alexa Bliss. Bailey ve Sasha Banks burada enteresan bir şeyden bahsediyorlar. Biz ikimiz ilk kadınlar takımlar şampiyon olacağız diyorlar. Daha sonra Dana Brooke, Mickie James ve Alicia Fox geliyor. Alexa bu gece bunları tekrar yaşanmayacak ve birer takım maçı olacak diyor. Mickie James ve Alicia Fox, Sasha Banks ve Bailey'e karşı gecenin ilk maçında. Bunu da isterseniz toplayalım. Maçı Sasha Banks ve Bailey kazanıyorlar. Eren, takımlar şampiyonluğu kadınlar için neler düşünüyorsun? Yani gelmesi hoş olur ama ne kadar takım var ve bu takımlar hani sürekli kısır döngüde mi yaşayacaklar? Hadi bir de şöyle bir şey var. Keşke hani Evolution'da tanıtılsaydı, bari böyle planları varsa bu kadar soruyorlar
soruyorlarsa hani hala şeyleri bekliyorlar işte millet nasıl tepki verebilir? İşte seyircilerin nabzını ölçmeliyiz. Yani herkes istiyor o kadar pankart kaldırılıyor, ediliyor, işte hashtagler oluşturuluyor. Bence geç kalın tanıtılmasında. Evet. Hikmet, Sasha Banks, Bayley ikilisi, şampiyonluk, takımlar şampiyonluk kadınlar için görüşlerin neler? Açıkçası çok klişeye gidiyor. Hem kemer gelip üstüne ilk şampiyonluğu bu ikilisi olursa ben çok klişe bir karar olacağını düşünüyorum. Hani kemerin gelmesi için de pek ne bileyim brand içinde gelmez. Hani nasıl diyeyim tek Raw için olacak bir kemer olmaz ya da tek SmackDown için olacak ayrı kemerler olmamalı. Çünkü takımla, takım oluşturacak adam sayısı çok az. Zaten tekli giden ilerleyen bir isim var. Bunları bir de birleştirirsek yani çok büyük şey olacak nasıl diyeyim. Normal kadın kemerleri için de çok büyük eziyet olacak izlemek şovları. Ha, iki tane brand arası bir kemer gelebilir mi? Gelebilir. Mantıklı. Geç mi kalındı? Bana kalırsa kalınmadı. Çünkü kadınlarda hala da WWE'nin hazır olmadığı bazı kısımlar var bana göre. İlerleme anlamında. Yeni yeni toparlıyorlar. Yeni yeni o konuda zirveye çıkıyorlar. Çünkü önceden ne olurdu? İki kadın dolu olurdu. Gerisi hani bomboş. Öyle bomboş ilerlerdi. Hani üçüncüyü katalım ya da hani nasıl diyeyim böyle herkes işin içinde olsun gibi bir kullanım olmazdı. Yani WWE bunları yeni yeni açıyor dediğim gibi. Gelmesinde de şu an bir sakınca yok ama tüm hani şirket gibi bir kemer olursa çok daha iyi olur. Doğan? Ben de Hikmet'in brandler konusunda katılıyorum. Yani tek bir brande hani ayrı ayrı kemerler getirilmemeli. Hani her brandin güreşçileri tek bir kemer oynamalı. Ve ben de hani ilk şampiyonlar olarak Sasha ile Bayley'i çok klişe buluyorum. Hani almaları gereken, alması gereken en son takım bence Sasha ile Bayley. Hani benim aklımdan geçen, gönlümden geçen Iconix açıkçası. Evet. Ama muhtemelen hani Sasha ve Bayley'e verecekler. Çünkü WWE hani artık bazı şeyleri gözümüze sokmayı seviyor. Mesela Dean Ambrose'un heel turn'ı olsun. Hani bayağı gözümüze soktular yani. Ve gerçekleşti de. Sasha ve Bayley'nin alacağını düşünüyorum. Sonra bu hani UFC Horsewoman olayları falan hani belki onlar da kemer oynar ve sonra zamanla işte bu Survivor Series'te ya da SummerSlam'de 4'e 4 bir maç hani söylentileri var. Hani oraya bağlayabilirler diye düşünüyorum kemerler üzerinden. Bu aç. Yani ekstra eklenecek çok bir şey yok. Ben açıkçası çok sıkılıyorum bu segment üstünden gideceğim. Daha kemer üstünden değildir. Yani Raw'u yorumladığımız için onu biraz şey yapayım. Geçen hafta da aynısını yaptılar. Aynı muhabbet döndü dolaştı. Bu hafta da aynı. Yani biraz yaratıcılık abi ya. Senaristler yani hani artık nasıl yazıyorlar bu segmentleri bilmiyorum ama yazıktır, günahtır ya. Ayıp be. Ayıp diye bir şey var abi. Böyle bir şey mi var ya? Yani evet, koca bir yaz dönemini Sasha Banks ve Bayley'nin arkadaş kalmasını bu çabaları izleyerek geçirdik gerçekten. Harbiden ben de. Yani. Niçin yaşandı? Doktor neydi o doktorun adı? Doktor Phillips mi neydi? Shelby. Ha Shelby. Phillips'ler de çıktı ya. O zaman ekstra bir yorum yoksa sıradaki segmentlere ve maça geçiyorum. Biliyorsunuz Lucha House Party, Lucha House Rules'la birlikte Rav'da terör estirmeye devam ediyorlar. Evet, uykular geldi. Lucha House Party ringdeler ve Revival geliyor ya. Rakipleri. Revival başta çok iyi bir promo kesiyor Scott Dawson. İşte sizi yeneceğiz vesaire diye. Maçın 3'e 1 handikap maçı olacağı söyleniyor ve Scott Dawson Lucha House Party'ye karşı bu maçı Santana'la birlikte kolayca Lucha takımı kazanıyor. Nedir Lucha Anladım. House Party ve konuyla alakalı görüşleriniz Hikmet? Ya ben ne diyeyim ya? Hani nasıl diyeyim? Bana artık bu tarz taktikler çok yaratıcı gelmediği için. Ya yeni bir şey ama hiç yaratıcı değil. Cezik şey yoksa patlayıp tüm Raw falan böyle ateşe mi verecekler Raw arasında?
Vince'in ofisine gelip Vince'i mi dövecekler, ne yapacaklar artık, yapacaklarsa yapsınlar da biz bu kurtulalım abicim ya. Benim çok sinirlerim bozuluyor her hafta bu tarz şeyler görünce ya. Evet, ben de aynı görüşleri paylaşıyorum. Eren? Gerçekten aşırı boş bir segment. Hani normalde Baron Corbin bütün healer'ın arkasını şey yaparken, desteklerken Revival'ı üvey evlat gibi kenarda bırakıyor. Üstüne de 3'e 1 handicap match filan. Yani gerçekten Revival yani herkesin gözünün önünde inandırıcılığı gittikçe düşüyor diye düşünüyorum. Boğaç? Vallahi ben şansa canlı izliyordum. Yok, geçen hafta izliyordum, pardon. Geçen hafta şeyde zaten aynı 3 aşağı 5 yukarı aynı şey oldu. Hani çok inanılmaz farklı bir durum yok. Yani bu Lucha House Party'de ne görüyorlar da bu kadar şey yapıyorlar, nasıl diyeyim, promote ediyorlar. Ben anlamıyorum abi, yani ne güzel elinizde taş gibi takım var Revival. Teknik desen teknik herifler, promo desen onu da yapıyorlar. Yani şeyin Lucha House Party yaptığı Lucha, 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 Lucha. Ya arenada insanlar katılsa diyeceğim ki hadi tamam, işte merchandise satarlar, işte fan desteği topluyorlar. Abi o da yok. Arenada 10 bin kişi varsa 3 bin herkes kişi belki yapıyor hareketi. Herkes bakıyor, moron moron bakıyor böyle herkes. Yani hiçbir amacı yok abi ya. Hiçbir amacı yok ama yani ne bilmiyorum. Umarım yani ikinci dediğiniz muhabbet olur da her yeri yakıp yıkar bu adamlar da. Şeyden, Revival'dan bahsediyorum tabii ki. Abi Lucha'ya saygı duyacağıma James Ellsworth'a saygı duyuyorum. Bak bu kadar da ağır konuştum. Ne? Hadi bakalım bu kadar da ağır konuştum. Adamlara yazık lan. Yalnız bir şey diyeceğim. Büyük tane seyirci diyor ki bu neydi? Yani Kalisto'nun yanındaki iki tane maskeli kim ya falan diye böyle şarkı var. What is this? Gerçi ben birinin adını bilmiyorum gerçekten. Abi arenada 10 bin kişi dedi. 3 binden fazla olmasın. Gram metalik. Tövbe tövbe. Doğan. Tek kimya çalışa şu hale geldim. Doğan, senin konuyla alakalı görüşler nedir? Lucha House Party, Revival. Ya Lucha House Party'yi hani bu kadar promote etmelerin sebebi, hani Boğacı'nın sorusuna cevap vereyim. Hani benim düşüncem, hani uçmalı kaçmalı hareketler yapıyorlar ve seyirciler bundan hani aşırı derecede zevk alıyor diye düşünüyor Vince McMahon. Allah Allah. Ben abi bu böyleyse Ricochet main roster'a gelirse o zaman hemen vereceğiz ana kemeri yani. Yenip öyle olacak ki zaten. Dur. Bu mantık ona gidiyor çünkü, ondan dolayı diyorum. Lesnar edecek işte. Lucha Revival'da niye abi? Kim yazmış bunu? Ha, tamam. Benim. Revival'a bakıyorum. İki tane. Ay su getirin bana. Bir saniye. Aynı adam. Raw'da Reigns yok, Lesnar yok. Nasıl izliyorsunuz bunu diye. Revival'a bakıyorum, iki tane bıyıklı abi kilotla gelip güreşiyor, bu ne? Abi bu arada ufak bir şey söyleyeceğim. Yani Raw'ın yapıldığı arenalar biri yazmış. Xenofobia. Raw'ın yapıldığı arenalar minimum 11-12 bin kişilik arenalar. 3 bin kişiden çok daha fazladır yani sattıkları bilet. Yo yani. Bence ironi yapıyor ya Zeno. Çok zeki bir arkadaşımız kendisi. O zaman buradan devam edebiliriz Lucha House Party ve ötekiler hakkında bir yorumunuz yoksa ekstra bir yorumunuz? Bence olmamalı yani. Bence olmasın zaten yani. Bu konu hakkında bu kadar konuşuyor olmamız bile hakaret aslında. De neyse, devam edelim bence. Ben evet. De karşıyım zaten de işte hani bence olay bu. Vince McMahon böyle diyor. Sıradaki segmentte genel müdürümüz, geçici genel müdürümüz Baron Corbin linkte ve iki hafta içinde TLC'de Braun Strowman'ı mağlup edip kalıcı genel müdür olacağını söylüyor. Drew McIntyre'a teşekkür ediyor. Drew McIntyre geliyor ve Drew'a bir altın madalya veriyor kendisi. Kurt Angle gittikten sonra bir tane altın madalyalı adama ihtiyaç var diyor. Bu da sen olacaksın diyor. Drew çok teşekkür ediyor bu ödüle karşı. Daha sonrasında Dolph Ziggler ringe geliyor ve eski arkadaşı olduğunu, neden çok burada çok bahsinin geçmediğinden bahsediyor. Drew'sa sen davet edilmeyeceksin diyor. Artık senlik bir işim yok benim diyor. Artık tek başıma yolumdayım diyor. Dolph'a git diyor. Dolph gitmiyor. Drew buna çok sinirleniyor ve bir ikili bir kavgaya tutuşuyor. Zigzag vuruyor Dolph Ziggler. Daha sonrasında ringi terk ediyor. Ama Corbin ikili arasında maç ayarlıyor ve maçı Super Kick'le birlikte Dolph Ziggler kazanmasını biliyor. Maçın ardından arka alanda Drew McIntyre Dolph'un artık düşman olduğunu söylüyor. Eren? Yani gerçekten iki sevgili gibi ayrıldılar.
Bob Ziggler gelip orada benden niye bahsetmiyorsun? Bu ilişki nereye gidiyor? Hani en azından böyle saçma sapan bir ihanet senaryosu, yani o benzer ihanet senaryosundan birisi olmadı da daha mantıklı bir çerçeve içerisinde ayrıldılar. Aslında belliydi Dolph Ziggler'ın Drew'u yükseltmek amacıyla kullanacağını. Yani Dolph parasını alıyor, işini yapıyor. Evet, Boğaç. İnanılmaz önemli bir olay değil yani. Yani Drew McIntyre'ın bu önlenemez yükselişini böyle şeylerle kimse önüne geçemez. Hikmet? Vallahi şöyle bir durum var. Hani nasıl diyeyim? Tehlikenin farkında mısınız? Yok, yok, yok. Dostum yeni bir show olma yolunda ilerliyor. İlerliyor mu? Oldu bile bence. Ya bu kadar turn fazla ya bence. Sürekli turn yapıyor. Ne bileyim. Umarım hani gerçi bu biraz ara şovları geçirmek için yapılmış bir şey de önümüzdeki haftayı da idare edip biraz da belki Royal Rumble'da birkaç hamle yapabilir. Böyle ikili mücadeleler oluyor ya Rumble'a giren isimler arasında. Evet. Orada değerlendirmelik bir iş. Yani Dolph Ziggler harcanacak bu şeyde. Çünkü Drew McIntyre'ı gerçekten beğeniyor yöneticiler. O şekilde diyeyim ben de. Yani bu suni fördün çok yararı olacağını söyleyemem. Doğan? Hani Vince McMahon'ın zaten heybetli adamlara duyduğu hani şeyi herkes biliyor. Drew McIntyre da şu an aynı şeyin meyvesini alıyor. Yani ben Drew McIntyre'ın geleceğini bayağı parlak görüyorum ama hani Dolph Ziggler'ın bu hikayeden kolay kolay ayrılacağını ve kolay kolay ezileceğini düşünmüyorum. Çünkü her ne zaman böyle dediysek Dolph Ziggler yine bir şekilde işin içinden hani kısa süreli de olsa karlı çıkmayı başardı. Hani Drew McIntyre kemeri aldıktan sonra Dolph Ziggler hani onun peşini bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Hatta kısa süreli bir evrensel şampiyonluk saltanatı bile yapabilir yani. Ben böyle bir sürpriz bekliyorum açıkçası. Ama hani Drew McIntyre'ın da Dolph Ziggler sıkıntısını açtıktan sonra eğer kemeri alırsa hani uzun süreli sağlam bir saltanat yapacağı kanaatindeyim. Evet yani ben de yani yarım yıl oldu. Zaman çok gerçekten hızlı geçiyor. Yarım yıl bir Dolph Ziggler, Drew McIntyre dostluğu izledik ve bu hafta resmi olarak sona erdi. Bence tadında bir ikiliydi. Tadında bir takım serüveniydi. Ben çok memnun oldum. Dolph Ziggler'ın özellikle son bir senede hem Intercontinental, hem United States, hem takım şampiyonluğu üçünü birden tatması gerçekten onun için bir piyango gibi bir şey oldu bu dönemlerinde. Yani yüzünün yavaş yavaş eskidiği bu dönemlerde. Bilemiyorum, bu saatten sonra Face Dolph Ziggler'ı izleyeceğiz. Bakalım ilerleyen dönemlerde neler olacak. Ekstra bir yorumunuz var mı? Yok. Tamam. O zaman benim seste bir sıkıntı yok değil mi? Hayır. Gayet iyi. O zaman devam ediyoruz. Elias son haftaların babyface ismi. Bobby Lashley'i tüm gün aradığını ve bulduğunda onun kafasına gitarı geçireceğini söylüyor. TLC'de Elias ve Bobby Lashley karşı karşıya gelecekler. Elias şarkısını söylerken Bobby Lashley ve Lio Rush onu bölüyorlar. Lio Rush yine müvekkilinden bahsederken Elias gitarı ile Lashley'i kovalamaya başlıyor. Lio Rush ona engel olmak isterken Elias'ın gitarını sırtına vuruyor. Finn Balor da geliyor ve köşeden olanları izliyor. Bu Finn Balor, Elias, Drew McIntyre, Bobby Lashley yani takım maçı olabilir miydi sizce TLC'de bir şekilde? Yani olurdu ama ya bence daha iyi olurdu. Hem ayrıca şimdi şöyle bir şey var. AJ Styles, Daniel Bryan arasında bir WWE şampiyonu var. Hani bu maç en az 10 dakika yani 10 dakika sürmesi en az. Bir de şey yaptılar, işte Seth Rollins, Dean Ambrose maçı var. O da en az 10-15 dakika sürer. Bir de buna TLC maçı koydular. Üçlü TLC maçı, yani ne kadar uzun süreceğini siz de biliyorsunuz. Evet. Yani en azından maçları daha iyi, maçın içindeki hikaye anlatıcılığını daha iyi sunmak için takım maçı yapıp hani işi en azından paketleyebilirlerdi ama ayrı ayrı maç yapmayı düşündüler. Bence yanlış düşünmüşler. Takım maçı daha iyiydi. Doğan?
Yani ben de takım maçı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir vakit kaybı. Üstüne bir de hani Natalya vs. Ruby Riot gibi salak maçı da koydular. Hani bütün Rav'ın teklif hayatlarını şu an TLC'de ayrı ayrı işliyorlar ve gerçekten SmackDown Live'a şu an üvey evlat muamelesi yapılıyor. Yani Fox'a geçeceği zaman üzerine düşecekleri için bunu yapıyorlar bilmiyorum ama bence hani maç dağılımını eşit şekilde tutmaları lazımdı. Yani buna daha önce de değindim. Nakamura'nın hani kemeri koruması lazım artık bence herhangi bir PPV şovunda. Hani ne bileyim iki maçı ayrı ayrı yapmak yerine tekli maçı koyup onun yerine Nakamura'nın kemeri koruyacağı bir maçta ekleyebilirlerdi. Boğaç? Ya ben karşı tez yap üreteyim. Bence tekli maçlar kötü değil. Hani evet takım maçı da olabilirdi de tekli maçlardan oluşacak hikayeler sonucunda Elias'ın IC'ye McIntyre'ın da artık Universal kemerine yürüyeceği bir yolun başlangıç adımlarını TLC'de görebiliriz. O yüzden bir takım maçı içerisinde aksiyonları görmektense ben açıkçası böyle bir tekli iki maçta yani tabii ki süreler sıkıntı ona katılıyorum. Nasıl bir dengeleme yapacaklar orası meçhul ama tekli maçlarda gelecek galibiyetleriyle yani benim tahmin ettiğim kişilerden bahsedeyim en azından Elias ve McIntyre üzerinde söyleyecek olursak ikisinin de kemerlere doğru yürüyeceğini ben düşündüğüm için açıkçası tekli maçlar bana daha mantıklı geliyor. Hikmet sen konuyla alakalı konuşmuş muydun? Konuşmadım. Ben şöyle diyeyim. WWE tabii ki Reigns'in gidişi ve kemerin tekrar Lesnar'a verilişinden sonra büyük bir boşluğa düştü. Bunun için de nasıl diyeyim belli denemeler yapması lazım. TLC'de bir ara show olduğuna göre denemeler yapacaklar. Bunun için de bu maçların tekli olması bize biraz daha o güreşçileri deneme amaçlı yapılmış hamleler. Bundan ötürü ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu maçların sayısının fazlalığının. Zaten 4 saat pay-per-view. Bunun ön şovu da var. Hani bu iş sürüklenen olur yani o çok büyük bir dert değil. Zaten maçlar kısa sürecek maçlar da var. Sıkıntı olmuyor. Evet. O zaman arka alandayız. Arka alanda Baron Corbin ve Jinder Mahal var. Jinder Mahal Baron Corbin'in iyi bir iş çıkardığını ve TLC'de Braun Strowman'ı yeneceğini söylüyor. Finn Balor'da bu gece ben halim diyor kendisi. Corbin ise bunun iyi bir fikir olduğunu söylüyor. Arka alanda bu sefer Heath Slater ve Rhino var. Rhino ikisi arasında bir maç ayarlıyor ve Rav'da Rav'ın kadrosunun çok dolu olduğunu söyleyip maçı kaybedenin Rav'dan kovulacağını söylüyor. Yapılan maçta Heath Slater Rhino'yu mağlup ediyor ve Rhino Rav'dan kovuluyor. Heath Slater daha sonra Baron Corbin'den bundan sonra hakem olarak kariyerine devam edeceği bilgisini alıyor. Eren? Şöyle yemin ederim. İş yapmayan adamlar henüz teşekkür ederim yani. Kadroya bakıyorsun Raw kadrosuna dolu gözüküyor ama dolu gözükse de hani yarısı filan hani ancak etkin rol olabiliyor. O yüzden yani güzel bir karar. Hikmet? Ya öncelikle hani çok kullanılan isimler değil de kullanılsalar bile çok gereksiz işlerde kullanılan isimlerdi. Belki bunlardan kurtulmak hani belki bir sözleşme bitişi olmuş olabilir ama şöyle diyeyim 3 vakte kadar Rhino ya Impact'te ya da House of Hardcore'da güreşe geri döner. Bunu da tüy olarak veriyorum size. Bundan başka da diyecek bir şeyim yok yani. Çok da etkilemedi beni açıkçası. Doğan? Bu Heath Slater'ın hani şeyine değinilmedi. Baron Corbin maçtan sonra Heath Slater'a Haken tişörtü veriyor. Hani Haken falan yapacağını söylüyor. Ben bunun üzerinden gideceğim daha çok. Hani bu Slater'ın hakem olma olayı gerçekten hani Raw'un kaderini belirleyecek bir olay bence. Çünkü ben Heath Slater'ın bu TLC'de gerçekleşecek Baron Corbin Braun Strowman maçına hakem olacağını düşünüyorum ve hani bu maçta hınzırlıklar yapacağını düşünüyorum açıkçası. Yalnız bu olur. Baron Corbin aleyhine olur bence. Bu olursa bu çok büyük bir olay olur ya. Yani
ortalık karışıyor. Yani, yani işte bir anda bence hakem de... çıkartıyorlar. Geçen bir anda şey çıkarttılar. Big Foley çıkarttılar. Brad Maddox olayı gibi. O da bir ara hakemdi ya. Brad Maddox derken üçlü mü? Ama üçlü oluyor ring yani Brad Maddox'la. Ha, Xavier Woods falan da vardı o maçta. Özür dilerim Doğan, senin lafını kestim. Ya, estağfurullah, şey sıkıntı yok. Yani dediğim gibi işte Heath Slater'ın ben böyle bir hani karışıklığa sebebiyet vereceğini düşünüyorum yani. Çünkü ben böyle Heath Slater'ı yer yer böyle değişik senaryolarda kullandıkları oldu. Mesela SmackDown Live'ın ilk tag team şampiyonu oldular Rhino ile beraber. Kontrat alması falan, hani böyle bu tür eğlenceli değişik olayların hani tam adamı Heath Slater. Yani öyle bir tip var adamda açıkçası. Yine böyle bir olayda kullanacaklarını düşünüyorum. Bence gayet keyifli de olur. Boğaç? Valla önce Rhino galiba emekli oldu bu arada, değil mi? Hani yani öyle kovuldu bir... senaryo gereği de ya, bilemiyoruz. Kovuldu ya. İki hafta sonra TNA'de, Homecoming'de şeyde, TNA'de. Çünkü forumda öyle bir post konu vardı galiba, Rhino emekli oldu bu kovulma senaryosuyla beraber diye. Olmadı. WWE'den emekli olmadı demişler ben. Aynen. Yani neyse, olduysa diyecektim ki kendine güzel bir ekonomik güvence yaratmıştır diye. Ha, yani aslında çok mühim bir olay değil yani, kadronun temizlenmesi açısından güzel senaryo bakımından. Ama Doğan'ın dediği muhabbet olursa eğleniriz. Evet. İyi eğleniriz yani. Çok iyi eğleniriz, evet. Bayağı çok iyi eğleniriz cidden, ama bunu şimdi burada sıkıntı şurada doğuyor. Kim yazacak? Ya sen bu yani bunu yazabilecek senaristler acaba bünyede var mı? Onu bir tartışmak lazım. Alsınlar yani, varsa zaten güzel. O zaman bundan bahsettik. Benim de yani Heath Slater ve Rhino, hani kim sorsa kim inanırdı yani. Bir anda adamlar ortadan çıktı. Bir de bu ana kemer, düzeltiyorum. Baron Corbin Bronson'un maçına müdahil olurlarsa hakikaten tadından yenmez. Umarım böyle bir şey izleriz. O zaman devam ediyoruz. Bobby Roode ve Drake Maverick karşı karşıya geliyorlar. Ya. Hikmet, senin büyük bir Drake Maverick Rockstar Spud mu? Nasıl söyleniyor? Spud mu? Nasıl söyleniyor? Rockstar Spud. Reis Spud. Ya. Aynen. Onun çok büyük bir hayran olduğunu biliyorum. Keza ben de çok büyük bir hayranıyım. Ortak faydada bulunduğumuz nadir şeylerden birisi. Evet. Bu gece Bobby Roode'la karşı karşıya geliyorlar. Maç başlamadan önce AOP üyeleri Akan ve Rezar Chad Gable'a saldırıyorlar. Bunu Titanfrom'dan izliyoruz. Bununla evet. Birlikte Baron Corbin maçın 3'e 1 handikap olduğunu söylüyor. Akan ve Rezar gelip yardımcı olarak Chad Gable'a, düzeltiyorum, Maverick'e. Ve Maverick tuşu buluyor Bobby Roode üzerinden. Maçı kolayca kazanıyorlar. Hikmet, senin evet yorumlarını bekliyoruz. Ya Bobby Roode herhalde görebileceği kadar divi gördü bu şekilde herhalde. Yani zaten kariyerinin son döneminde olan bir güreştiği için ne bileyim bu Raw'a gelmesi biraz sıkıntı. Çünkü Raw'da genellikle olgun güreşçilerden çok hani ya tam zamanında olan güreşçiler ya da yeni güreşçileri görüyoruz biraz daha dinamik oldukları için. Büyük ihtimalle bir değişim aşamasından geçecek Roode. Onun öncesinde biraz gömdürüyorlar. Bu yenilenmeyle de kime patlayacak belli zaten. Yani Gable'ı dövebilir. Onun öncesinde biraz daha işte dibe batırma, bu artık eşiğe, o eşiğe getirme işleri bu. Umarım hani takımlar çemberi için falan bir maç belli oldu mu bu arada? Yok. Çiğnesinde. Herhangi bir maç buyurmadı. İnşallah yani o Gable'la Roode'u takımlar çemberi çevresinde görmeyiz daha da. Bilemiyorum ya. Tam da kestiremiyorum artık WWE'nin ne yapabileceğini. Çok anlık kararlar almaya başladılar. Yani. Boğaç? Yani aynı şekilde, ama yani ben de Hikmet gibi bakıyorum olaya da. Ya şey Roode'un heel olması lazım. Yani face yok abi. Yok. Yok yani. Face hiçbir çekilemiyor. Şey yani aynen hani bir noktaya kadar belki, hadi ilk böyle ilk debut yaptığı zaman SmackDown'da falan hadi eyvallah belki, ama yok abi yani bu herifin NXT'de ne olursa olsun bir heel performansını izledik.
Yani hepimizde nasıl bir heel oynadığını ya da oynayabilme potansiyeli olduğunu biliyoruz. En azından sahip olduğu bu potansiyeli kullansalar, yani ki heel karakteri güzel oynuyor da, yani kötü de değil, bayağı böyle yani corporate karakter havasını büründürebiliyor kendini. O yüzden yani umarım heel olur da biraz güzel bir şey izleriz. Hoş, çok heel oldu elde de bu sefer de, bilmiyorum artık onu nasıl ayarlayacaklar o dengeyi ama heel olsun artık Rude, yani genel olarak temellerim Rude'da bu alakalı. TNA'deki dönemde de iyiydi. Ya TNA'deki dönemde de gerçekten iyiydi Rude heel olarak. Hı-hı. O yüzden hani hiçbir sıkıntı çıkmaz. Hani Rav'ın da ana akım çoğunu da götürür. Evet. Doğan, sen konuyla alakalı konuşmadın galiba. Evet, konuşmadım. Bobby Roode gerçekten face olarak hiç çekilmiyor. Yani bayağı hani üstünde aşırı dik şekilde sırıtıyor yani. Gerçekten gayet can sıkıcı bir durum. Şu an Drake Maverick'le falan uğraşması gerçekten hoş değil. Hani SmackDown Live'a ilk geldiği zamanlar gayet beğeniyordum da. Zirvede geldi gerçekten zaten. Efendim? Zirvede geldi zaten yani. Kemal'i kaybetti. Herkes aynen. NXT'de çok iyiydi Bobby Roode ya. Hani bayağı hani ring içi falan o kadar iyi değildi NXT standartlarına göre ama hani karakteri falan gayet sağlamdı orada. Hani heel'lı, glorious muhabbet falan. Bayağı beğeniyordum Bobby Roode'u o dönemde de. Ama işte şimdi o hani geldiği durum ortada. Ben de hani heel turn'ün iyi bir soluk getireceğini düşünüyorum Bobby Roode'a. Bakalım hayırlısı. Eren, burada mısın? Buradayım. Sana yani Bobby Roode zaten veremedik. Nedir konuyla alakalı? Ya Bobby Roode zaten tam bir heel karakter, yani face karakter, yani oynayacak yani face karakter verirsen buna sadece glorious etrafta zıplar ama heel Bobby Roode daha iyi olur hani. Zaten kariyerinin sonlarına doğru artık geliyor diye düşünüyorum Bobby Roode. Yani Bobby Roode'un kurtuluş yolu sadece heel olmak. Evet. O zaman buradan öteki maça geçiyoruz. Finn Balor ve Jinder Mahal. Biliyorsunuz deminki segmentte ayarlanmıştı maç. Finn Balor tam finisher'ını uygulayacakken Singh kardeşler yardımcı oluyor Jinder'a ve finisher'ın olmamasını sağlıyorlar. Bu sırada Apollo Crews geliyor. Apollo Crews Singh'lere saldırıyor. Jinder'dan Singh'lere yakuza kick. Fakat ringe girdiğinde coup de grâce ile Finn Balor tuşu buluyor. Maçın sonunda arka alandayız. Arka alanda Finn Balor'la birlikte Charlie Caruso kısa bir röportaj yaparken Drew McIntyre Finn Balor'a saldırıyor. Biliyorsunuz Finn Balor ve Drew TLC'de karşı karşıya gelecekler. Hakemler uzaklaştırmaya çalışıyor bu ikiliyi ama nafile. Drew McIntyre saldırıyor Finn Balor'a. Hikmet? Evet. Yani bu olay biraz kurcalayacak işte. Son bir hafta kaldığı için artık kızışması gerekiyordu bu feyodun. İlginç bir feyod izleyeceğiz. İkisi de Britanya'dan gelen iki ismin feyodu. Gerçi şey Britanya'dan geliyor sayılmaz da. Balor. O İrlanda'dan geliyor. İşte o yörelerden gelen iki adamın mücadelesi. Büyük ihtimalle yani biraz evet. Daha artık şeyin nasıl diyeyim Drew McIntyre'ın yükseliş mücadelesini izleyeceğiz. O yüzden de şey yapacak nasıl diyeyim bir mesaj vermesi gerekiyordu bu hafta. O mesajı da verdiği görüşündeyim ben. Eren? Yani şimdi Apollo Crews niye saldı? Yani niye kurtardı? Onun çok merakındayım. Yani haftaya şekillenir. Apollo'da Jinder'la tam olarak bir feyoda gidecekler diyeyim. Ya onun dışında Finn Balor hani TLC'de kazansa ne olur? Kaybetse ne olur? Yani çok arafta kalmış bir tam Drew kazansa tamam onun zaman yürüyüşünü biliyoruz. Royal Rumble ve Universal için hani bir pushta. Ama Balor için ne planlıyorlar ve Balor ne yapıyor? Yani hiç kimse bilmiyor bunu hani. Ya ne? Balor gerçekten öyle. Balor'ın şu an hani gidişatını kestiremiyorum. Hani üzülüyorum da bu adama hani o şey şans verildi. Daha adam ana kadroya gelir gelmez ana kemerin ilk sahibi oldu. Sonra sakatlıktan döndü. Intercontinental kemeri şansı aldı iki kere. Yani sadece belirsizlikler devam ediyor Balor için. Hani o da halinden
anlaşıldığı üzere memnun değilim. Doğan? Ben açıkçası bir saniye. Gel, çok pardon, özür dilerim. Geliyorum. Boğaç? Ya bu Balor'ın artık olduğu hikayeler bana o kadar ifadesizlik veriyor ki. Yani böyle böyle ekrana boş boş bakıyorum. Hani yani adamı kötü kullanıyorlar. Ortada bir şeysizlik var da, uyuşmazsızlık var ama. Yani bilmiyorum. Ya işte, o kadar bak yorumsuz kalıyorum ki bu konuyla alakalı. Yani yorum getirebilecek bir şey bile yapamıyorum. Aslında ben sana paslayacaktım. Sonuçta Jinder'ın maçı yani... Hani burada aslında senin düşüncelerin bence en önemlisi de. Yani bu Apollo Crews'la bir bilmiyorum bir kickoff maçı ayarlanabilir diye tahmin ediyorum. Benim de çok yorumum yok. Abo. Doğan geldi mi bu arada? Doğan? Yok. Doğan Skype'a bir şeyler yazmış. Gelecekmiş. Tamam, o zaman öteki şeye geçebiliriz. Dean Ambrose ringde bir gaz maskesi var. Burnunda, ağzında artık her neyse. Mikrofon alıyor ve konuşuyor. TLC'deki rakibi Seth Rollins. Seth Rollins'le birlikte kıtalar arası kemer şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek kendisi. Rollins'in geçen hafta saldırmasından ve kendisini taciz etmesinden bahsediyor. Ve o burnundaki cihazdan... Efendim? Taciz mi? Ya öyle yapsak konuda benim bir ekstra yorumum değil yani. Ben taciz ettiği görüşte değilim. Şimdi Seth Rollins fan club saldırmasın. 12 yaşta. Ve işte olaylardan bahsediyorlar. Dean, Seth Rollins'in de böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yine şehre hakaretler ediyor. The Shield'ın, Roman Reigns'in, Seth Rollins'in kendisini düşündüğünü ve Dean Ambrose'u düşünmediğini bahsediyor. Bunlardan bahsederken Seth Rollins geliyor. Korumalarını gönderiyor Dean Ambrose. Korumalarını gönderiyor. Seth Rollins onlara saldırıyor. Ambrose kaçmaya çalışırken Seth onu yakalıyor. İkili birbirine saldırıyor ama Dean üstün çıkıyor ve Seth Rollins'e saldırmaya devam ediyor. Son olarak bir Dirty Deeds'le birlikte Seth Rollins'i bayılır vaziyette yere seriyor Dean Ambrose. Eren? Yani Dean Ambrose'un heel olmak için şehre laf atmasına gerek yok. Güzel yerden bağlıyorlar ama hani Dean Ambrose ne bileyim bu alması için Texas veya hangi nerede olursa olsun oraya sataşmasına gerek yok. Çünkü Seth Rollins'e zaten Seth Rollins ve Roman adını geçirdi ama bu almaya başladığı için birazcık fazlalık gibi görüyorum ama yani Dean'in her hafta farklı bir şekilde gelmesi ve farklı şeyler yapması Raw'a dair heyecanlandığım tek senaryo olabilir benim için. Hikmet? Yani açıkçası hani sanırım çok iyi takip edemiyorum ama Dean Ambrose'un biraz heel bulmanışından şikayetler var. Hani tam olarak nasıl diyeyim, kendi karakterini yansıtsa başka şeylere girmesi ya da nasıl diyeyim standart bir Dean Ambrose'un heel hali bile daha iyi olur falan söylemleri var. Bilemiyorum açıkçası ya. Biraz WWE'nin aceleciliğine kalmış olabilir. Standart bir booking yazmış olabilirler. Çünkü Roman Reigns'in gidişi çok ani oldu. Bu konudaki planlar da artık nasıl yapıldıysa orijinal planlar. Değiştirilmesi de ne kadar uzun sürdü bilmiyorum. Çok kolaya kaçmış olabilirler. WWE seviyor artık böyle şeyleri, kolaya kaçmaları. Yani şu anda ben çok memnun gibi görünmüyorum. Hani çok sönük geliyor. O istediğimiz fiyat gibi değil. Belki bu kemerden de olabilir. Kemer. Alt seviye kemeri o seviyeden yukarı bir fiyata verirseniz biraz sırıtır. Boğaç? Ya bence kemerle alakalı değil. Buklanmakta, buklanışlarında sıkıntı var. Sette herhalde çok büyük bir sıkıntı olduğunu söylemeyiz. Yani normal klasik bir face vari bir şekilde götürüyorlar adamı. Ama yani Dean aşırı klişe ama yani klişe çünkü herkes şunu biliyor. Hani işte nedir Dean'in bir lunatik karakteri, işte o deli kafayı sıyırmış manyak olabilecek bir karakteri varken çok basit klişe şehre sallayan, işte siz kokuyorsunuz, siz pissiniz, siz kötüsünüz, boksunuz diyerek hani bir karakter yaratmaya çalışan bir Dean Ambrose görünce çok doğal olarak tepki topluyorlar. Yani Bane cosplay'ine benden 9 puan ancak nasıl diyeyim,
Yani keyif vermiyor ya. Hani yani çünkü diyorsun ki ha bu haftada gelecek işte atıyorum şov nerede? Kaliforniya'da mı? İşte atıyorum San Diego. San Diego şeyle seyircisine laf atacak. Yani tahmin edilebilir oluyor oluşu bunu kısıtlıyor. Yani bu feud'un önünü kısıtlıyor. Aslında bence gayet potansiyeli olan Raw'u da taşıyabilecek bir feud. Yani böyle baktığın zaman kağıt üstünde Seth Rollins vs. Dean Ambrose ama yani şu buklanış şekilleri ya da bu ilerletme şekilleri hiç öyle gözükmüyor yani. Bu baya baya normal bir feud şeyinde kıvamında devam ediyor yani. Evet. Doğan hala burada değil zannediyorum. Buradayım. Geldim ya. Doğan. Bir sıkıntı yaşadın da hani kusura bakmayın. Estağfurullah. Yok estağfurullah. Dean Ambrose'un hani heel olma olayı gerçekten ben de daha farklı şeyler bekliyordum. Hani bu lunatic olayı hani bu açında dediği gibi. Şu an hani bildiğin klasik korkak heel şeklinde booklanıyor. Hani Roman Reigns'e yaptığı göndermeler hani hoşuma gitmiyor değil. Hani gerçekten o pislik heel olayını orada yansıtmayı biraz da olsun başardılar ama Dean Ambrose beklediğim heel performansını sergileyemiyor bence şu an. Ve aradan kıtalar arası kemberin de hani çıkması gerekiyor bence. Kemerden çok direkt kişisel bir mevzu olarak odaklanılması gerekiyor. Çünkü hem böyle kemere de zarar veriliyor hem de çekişmenin de pek balbenisi kalmıyor. Bence hani aradan bir anda Elias kemeri alıp sıvışabilir ve hani bu olay direkt kişisel bir mevzuya bağlanabilir diye düşünüyorum. Yani Dean Ambrose eski bir WWE şampiyonu, bir WWE Grand Slam şampiyonu. Benim de aslında Hilton'la birlikte beğendiğim bir hüviyete büründü. Fakat ben konunun Dean Ambrose'un heel olmasında şey olduğunu düşünmüyorum. Yani sen Adana Dürüm heel olsa onu bile beğenirsin zaten ya. O bir şey kıstas değil. Nasıl? Sen Adana Dürüm heel olsa onu bile beğenirsin. O kıstas değil. Hayır benim çok beğendiğim feycisimler de var ya. Ya şunu kimmiş söyleyeyim. Kimmiş o? Natalya. Bir dakika dur roster'dan bakayım dur. Kardeşim Hikmet. Abi Hikmet ne AJ sever. Ne şimdi? Hikmet AJ sever. Roman Reigns sever. Abi adama şirketin yüzü olsun yeter. Ben şey Roman Reigns olarak face olarak kimi seviyorum? Ben Thomas Ciampa'da seviyorum ha. Şeyi seviyorum ben face olarak. Harbiden face olarak kimi seviyorum? Elias çok beğeniyorum. Başka Jericho'yu çok severdim face olarak. Ya yani neyse konu benim şeyim değil. Konu da WWE'de genel olarak heel'lara biçilen rol. Yani geçen gün bunun konusunu açmıştım. Baron Corbin kadınlara güç veriyor. Daniel Bryan çevre koruması savunuyor. Dean Ambrose canlı yayında aşılanıyor. Samoa Joe bilinçli alkol tüketimi savunuyor. Revival adaletli güreş maçı istiyor. Cumartesi huzur dağıtıyor. Shinsuke Amerikan milliyetçisi. Yani genel olarak WWE heel'ların bir sorun olduğu kanaatindeyim ben. Dean Ambrose yine bunlar arasında sıyrılan bir adam. Benim görüşüm. Yani mesela şey Jinder Mahal'de motivasyon konuşmacısı. Evet. İç huzuru sağlıyor. Ya biri vardı böyle motivasyon konuşmacısı. Heel. Şey var bir Jinder tane çok eskilerinden. Simon diye bir herif başka vardı. Ha, Simon Dean hatırladım. Ha, evet. O heel miydi? Evet, heel'di o. Rey Mysterio'yla çekişmesi vardı. Adamı bir tek oradan tanıyorum. Allah'ım, neyse. O zaman burayı da geçiyoruz. Gecenin main event'inde şovun ortasına belirtilmişti maç. Nia Jax ve Tamina Ronda Rousey ve Ember Moon'a karşı. Normal Natalya olacaktı ama Natalya orada sakatlık geçirince Ember koydular. Ember Moon, Rav ana maçında bu arada. Eren senin büyük bir Ember Moon hayran olduğunu biliyoruz. Evet. Umuyoruz öyledir yani bir şey söyledim ama. Aslında yani, kadar olmasın. Ember'ın bir main event şovunda güreşip sonra Raw'ın main event'ında güreşmesi çok garip. Hani Ember Moon'un işte öyle rastgele kullanıyorlar diye düşünüyorum. Alternatif ya, hani Eren, elimizin altında dursun. Eren özür diliyorum. Jinder'dan çok bahsettik. Süleyman da yazmış şantı diyor. Süleyman'ı kırmayız tabii. Süleyman'ı şu karşımda şu an bir telefon var onu kırmızı. Krem o zaman Eren hadi başlayalım. 3 1 2 3 Krem şanti. Krem şanti. Tam steroidli Jinder Mahal sesi yapmadım mı? Vay.
Evet hanım. Amber Moon. Ve UNICEF'liler hemen kendilerini belli ediyorlar. Efendim evet, Ahmet senin sesini duyuyorum. Evet. Amber Moon ve maçla ilgili görüşler. Ya Amber Moon hani maç birazcık boç var. Hani boçlarla dolu ama Amber Moon eğer round'da olmasa hani Amber Moon kemere oynayacak kadar yetenekli birisi. Umarım WrestleMania 35 sonrası Amber'ın kemer şansı aldığını görürüz diye düşünüyorum. Veya olmadı Elimination Chamber'da eğer bir Elimination Chamber olursa Raw Kadınlar Şampiyonluğu için Amber'ın maçta bulunmasını isterim. Hikmet, Ronda Rousey Raw Kadınlar Şampiyonu, Nia Jax'e maça çıkacak. Amber Moon'da kazandırana maçı nedir görüşlerin? Açıkçası Amber Moon'u işte biraz daha göz önüne sokmak. Çünkü Sasha Banks ile Bayley'den o kadar umut kalmadı ki herhalde artık bir alttan bir face yetiştirmeye başlıyorlar. O da Amber Moon olacak gibi duruyor. Zaten bir de bu Nia Jax ile falan meselesi var ya, kankalardı sonra başka şey ne oldular, düşman oldular. Ya öyle öyle gidiyor meseleler. Boğaç? Yani ekstra çok inanılmaz bir yorumum yok. Saçma bir main event. Ve ya abi bilmiyorum ya yani bari şey falan olsun da Tamina ile Nia Jax arası karışsın. Böyle bir en azından orada bir aksiyon görelim. Ya onu gördük. Bence şey ya, hayır ya o işte devam ya. Etsin. Unutmak o maksatta söylüyorum yani. Bence zaten şey main event'ıydı. SmackDown işte yaptı. Hadi biz de bir kadınlar main event'ı yapalım. Şey olsun da hani şu Nia Jax Ronda mevzusunu atlatalım da hani şu muhabbet gerçekten şeye bağlansın. Artık Becky ile mi yapıyorlar? Charlotte'la mı yapıyorlar? Kimle yapıyorsa yapsın. Ama bence o muhabbet de artık oraya girsin. Çünkü olmuyor yani. Olmuyor. Böyle olmuyor. Uyku getiriyor ya. Evet. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Doğan sen bir şey söyleyecek misin? Yani ben de gerçekten sıkıldım artık. Nia Jax'in bu kadar göz önünde tutulması. Hani Nia Jax yetmiyormuş gibi bir de Tamina'yı çıkardılar başımıza. Gerçekten hani iki haftadır Raw'un main eventleri aşırı keyifsiz ve nasıl diyeyim, can sıkıcı geçiyor yani. Çok klişe maçlar izliyoruz gerçekten. Raw'un hani bu durumda gerçekten çok büyük bir eksisi var bence. Ama Amber Moon'la Ronda Rousey'e gelecek olursam ben Amber Moon'un Nia Jax'ten sonraki rakibi olacağını düşünüyorum Ronda'nın. Hani Charlotte Flair ya da Becky Lynch artık hangisi olacaksa hani Ronda Rousey onlarla yüzleşene kadar hani Amber Moon'la karşılaşacağını düşünüyorum. Ya da çoklu bir maç da olabilir. Yani Elimination Chamber var zaten önümüzde. Evet. Yani benim görüşüm de Raw Main Event baremine uygun olmadığı yönünde ama Raw'un son yıllarda geldiği hale bakarsak çok da garipsenecek bir durum yok ortada. Böylelikle Raw'u noktalıyoruz ve SmackDown'a geçiyor. SmackDown'da seyircisi halledip. Gerçek bir aşov. Eren bu arada adam. Evet. Ben sunayım herhalde SmackDown'a. Evet. Şu hemen Raw'la ilgili, sırayı biliyorsun. Raw'la ilgili ben puanlarınızı alalım 5 üzerinden. Bir. Hikmet. 1.5. Boğaç. 1. Doğan. 1.5 veriyorum ben de. Erem. Bir. Gerçek bir yançar. Saygılar chatbox üyeleri. Sizlerin de yorumlarını merak ediyoruz. Benim de puanım 1.5. Chat'i de okuyalım bir. Ondan sonra SmackDown'a geçelim. 1 demiş Code Blue. İki diyen var. İki, Ultimate Upper. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? İki demiş. Yes yes. Üç, üç diyen iki bandı. İki geldi. Üç bekliyoruz. Yes yes çeke çeke. 1.25 geldi. 1.25 de lan değinmezse. Salih Aran'da 1.25 demiş. Salih'in biraz değinmezse lan vermesi lazım. 1.25. Değinmezse markı. Doktoru getirin. Değinmezse ömecek. Ya. Al işte. O zaman 3 yeni banlarım. Diğerli için doğru. Gel, evet 3 bekliyoruz. 3 yok mu? Satıyorum. 1, 2. Ucuza evet. Gitmişsin kanka. Evet, Raw'u böylelikle noktalıyoruz arkadaşlar. Allah'a şükür. SmackDown'la devam ediyoruz. Eren Hanım. Evet. Eren götür bizi SmackDown'a.
Şovumuzu genel menajerimiz Paige açıyor. Etrafta TLC unsurları ve yukarıda SmackDown Kadınlar Kemeri asılı. Paige kadınlar tarihinin ilk kez olacak üçlü TLC maçını tanıtıyor derken ilk önce geçen haftaki bu şansı elde eden Asuka'yı çağırıyor. Asuka'nın ardından Charlotte çağırıyor ve en son şampiyonumuz Becky Lynch'i çağırıyor. Becky Lynch'e bayağı bir ilgi var. İlk olarak Becky konuşuyor. Becky ringe girdiği anda tarihi yazdığını söylüyor ve bundan sonrasında da tarihi devam ettireceğinden bahsederken Charlotte geliyor. Charlotte intikamını alacağından bahsediyor ve bir anda ağız dalaşına girişiyorlar. Ağız dalaşını durduran isim ise Asuka oluyor şaşırtıcı bir şekilde. Bağırmadan bu sefer adam akıllı doğru düzgün Charlotte'a doğru dönüp diyor ki Becky seni zaten yenmişti diyor. Ama sonra Becky'ye dönüp diyor ki beni daha hiç yenemedin diyor derken Charlotte ben senin zaten serini kırdım diyerek ona acı tarihi hatırlatıyor. Bu ikili bu sefer ağız dalaşına girerken Becky kontratı imzalıyor ve diyor ki pardon bu arada şey kaçırdım. Asuka neden kendisini seçip Ronda'nın karşısına çıkmadığından dert yanıyor. Charlotte da onu küçümseyerek diyor ki sen mi yenecektin zaten Ronda'yı. Sonra ikili ağız dalaşına giriyor. Becky diyor ki beni yenemeyecek. Yani Ronda'yı yenersiniz. Ne Ronda'yı yenemediniz? Bu saatten sonra da beni de yenemezsiniz diyerek kontratı imzalayıp arka tarafa gidiyor. Tabii Charlotte arkasından laf atıyor ona. İşte zaten senin yaptığın tek şey konuşmak, konuşup durmak bütün gün. Sonra Asuka'ya dönüyor. Diyor ki seni diyor kırdım diyor. Seni bir daha kıracağım diyor TLC'de. Hem seni diyor hem de Becky diyor. Asuka da diyor ki o zaman şanslı arasından ya da şansın. Asuka you're lucky one time diyor. Sonra Asuka bir anda gerçekten hype'ın gazına gelip hadi şimdi burada yapalım derken Mandy Rose bölüyor ikisini. Pardon Mandy Rose'la Sonya Deville bölüyor. Mandy Rose'la Sonya Mandy Rose ilk önce Charlotte'a laf atıyor. Sonra Sonya Deville Asuka'ya laf atıyor. Paige de hadi iyi boş geldiniz sizi de boş bırakmayayım deyip takım maçı ayarlıyor. Hemen takım maçına da bağlıyorum bunu. Takım maçında Charlotte Asuka'ya yanlışlıkla vuruyor. Tabii Asuka eli armut toplamadığı için Asuka da Charlotte'a Shining Wizard geçirip Sonya Deville tuş ediyor Charlotte ve yeniliyor ikili. Evet beyler düşüncenizi alayım. Evet bize SmackDown'ı vallahi Charlotte gerçekten. Ağzı götürdüm be. Ben istersen Eren başlayayım. Evet. Şunu söyleyebilirim yani Becky Lynch şu an WWE'nin gerçekten en gözde ismi. En gözde güreşçisi. The man. Erkek kadın ayırt etmeden. Adam gibi adam. Yani bunu sosyal medyada mesela bir tweet atıyor. Dakikalar içinde 10 bin beğeni, 15 bin beğeni. Gerçekten insanüstü bir destek var kendisine. Benim Becky'yi çok beğendiğim söylenemez yani. Başından beri çok beğendiğim söylenemez. Ben Becky mikrofonu eline aldıktan sonra çok beğenecek bir kadın olduğu görüşüne değilim açıkçası. O aksanla birlikte. Yani konuş ya Polat Alemler gibi düşün yani. Konuşmadığı sürü çok karizma. Ama konuşma şey Polat Alemler değil. Necati Şaşmaz. Pardon. Biz yol kesmeyiz, komu keseriz. Yani merakla bekliyorum maçı. Asuka çok yetenekli bir kadın. Keza Charlotte da öyle. İkisinin maçı sırtlayıp götüreceği kanaatindeyim. Kemer değişimi açıkçası beklemiyorum. Belki Royal Rumble'da bir kemer değişimi görebiliriz. O da Royal Rumble'ın adı hürmetine. Budur yani benim görüşlerim. Evet ben Hikmet konuşayım. Bey. Tamam Doğan Bey lütfen. Hikmet konuşsun ya. Bir karar verin oğlum. Karar verin. Tamam hadi konuşuyorum evet. Ya Allah Allah. Tamam buyur. Asuka 100 yılın kezbanlığını yaptı maçta bence. Net bir kezbanlık yaptı yani. Ne? Bir dakika. Size ne oluyor? Benim burada bir Asyalı kezban hareketiydi yani. Ama bu kezban hareketini. Ulan bize Big Boot geçirdin. Bizim elimiz armut mu topluyor? Bir tane yapıştıracağız tabii.
Ya evet, yanlışlıkla yapmış işte. Bir de diyor ki sen o maçı kazandığında şanslıydın. WrestleMania 34'te sarılırken iyiydi yani. İşte zamanla insan değişir kardeşim. Neyse şimdi şakayı bir tarafa bırakalım. Oh, you are lucky one time. Yuvarlak. Ağlamasın ya Asuka. Neyse. Ben TLC'deki maçtan çok şey bekliyorum. Hani şovun ana maçı olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Gayet zevkli bir maç olacak. Ben hani Ahmet'in Becky Lynch'i bu kadar hani örselemesini de doğru bulmuyorum açıkçası. Hani bu maçtaki asıl hikayenin zaten Becky Lynch ile Charlotte Flair arasında dönecek olaylar olduğunu düşünüyorum. Hani Asuka da tabii yetenekli bir isim. Hani bunların hepsi bir arada harmanlanınca gerçekten çok büyük bir maç bekliyorum. Yani ben Evolution'daki Charlotte Becky maçının üstüne çıkacak bir maç olduğunu düşünmüyordum bu sene. Ama yani bu maç bence üstüne çıkacak o maçın. Beklentilerim gayet yüksek. Ama ben de kemer değişimi beklemiyorum yani. Hikmet? Şöyle diyeyim. Hani benim aslında bu şovda en çok beklentim olan feud bu. Umarım başarılı bir feud olur. Hani başarılı bir maç olur. Şu anda fena gitmiyor. Üçlüye gitmesi daha iyi oldu biraz değişiklik açısından. Ve hani en iyilerin feud artık. Çünkü başka bir bu seviyeye gelen bir isim yok. SmackDown Women's Championship çok yükselmeyi hak eden bir kemer şu anda. Seviye çok iyi. Umarım bu seviye hak ettiği seviyeye yaraşır bir maç da olur. Benim tahminime geleceksek hani büyük ihtimalle belki yani Roman'ın rakibi kim olacaksa o kaybeder kesinlikle. Öyle diyeyim. Ay, yani bu kadar. Evet. Kim konuş? Boğaç konuşmaz zannediyorum. Yok. Evet. Yani ben öncelikle kemer değişimi beklemiyorum. Hemen burada chat'e cevap vereceğim. Ben sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Çünkü iki tarafında maçları olacak. Yani çok öyle bir baskın tadında bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Hemen ona cevap vereyim. Tekrar devam edeyim. Çok güzel gidiyor bu arada. Bence çok net şovu çalabilecek potansiyele sahip en net maç konumunda şu an bu Triple Threat TLC maçı kemer için. Yani ben biraz şeyden sıkılmıştım. Asuka o yüzden güzel oldu. Bu 2'de 1 Charlotte Becky ekseninde olayların dönüyor olması. Yani en sonunda işte şeye bağladılar. Babandan dolayı sana yol veriyorlar kızım. Hey diye olayı öyle bağladılar ama hani Asuka güzel oldu o noktada. Yani zaten kaliteli bir güreşçi olduğunu hepimiz burada biliyoruz. O da her türlü maça ortak olacaktır. O yüzden hani şeylerden bağımsız konuşacağım. Sonuçlardan bağımsız. Çok aşırı bir keyif yani keyifli maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Hani o çünkü şeylerde de, yani ana pay-per-view'larda böyle inanılmaz keyifli ne zaman en son maç izledik? Hadi bir metafor yapalım. Soru sorayım. kimse bir şey diyemiyor. Yani. SmackDown mı ben... Yok genel olarak söylüyorum. Ben en son Evolution'daki o Becky şey maç, Charlotte maçında o kadar yani keyiflenmiştim. Evolution'daki maç hayvan gibi iyiydi ya. Yani o yüzden bu maçın o şeyi ulaşacağını düşünüyoruz. Şey diyorduk ki işte TakeOver'da ulan bu nasıl maçtı lan diye o şeye keyfe gelebiliriz diye tahmin ediyorum. Yani en azından bu üçlünün o potansiyeli var. Maç türüyle beraber tabii ki. Evet. En son ben bir konuşayım. Yani burada aslında Asuka'nın tam olarak bir nötrleyici bir karakter olarak sunulduğunu söyleyeyim. Çünkü Charlotte hani hesapta nötrleyici hani sonuçta Charlotte heel gibi belki de böyle bir face'e dönük bir heel olduğu için birbirleriyle artık atışmaları da iyi de o hani araya bir üçüncü olarak ya Asuka ya da işte şey olarak hani ring içi şey olarak ya da Naomi girecekti. Asuka hani Naomi'nin çok fazla şans aldığını düşünürsek Asuka'nın maça girmesi daha mantıklı oldu. Çok fazla şans mı? Yani Naomi şimdi WrestleMania'da üst üste başarı aldı yani. Şans budur. Bir milyon tane kemer maçına çıktı Asuka'da.
Susar mısın? Bak bak nasıl kabullenemiyor. Ya bak Asuka'nın neyse. Fanları da Asuka gibi aynı. Ne? Aynen öyle. Al işte. Japonca mı konuşayım? Neyse. O zaman Arigato. Yani, Arigato. Arigato. Bir dakika. Özür dilerim. Herhalde Japonca konuşayım dedi. Şimdi bunu duymazsak olmaz. Konuş. Ya al işte anlat. Ya. Anlat. Arigato Eren var. Arigato. Hayır. Moshi moshi arigato. Erode desu. İçti ben. Lan bu kurmançı oldu. Nasıl Japonca oldu? Japonca oldum. Japonca. Kurmançı aksın. Ben... Sayınla konuşuyorsun sen. Çince bilen yok mu? Çince konuşalım. Yani neyse. Nihao, nihama, ohaha, nini, ohaha, şike. Şöyle diyeyim. Kao, kao, şöyle diyeyim. Ya bir dakika be. Evet herhalde. 2018 kadınlar açısından gerçekten altın bir yıla denk gelecek bir şekilde oldu. Royal Rumble maçı olsun, Money in the Bank maçı olsun, West Ronda Rousey maçları olsun. Ya Money in the Bank maçı güzeldi. Hani geçen sene göre iyiydi. En azından James Ellsworth yoktu. Yani maç gerçekten beklentileri aşıyor. Hani 5 yıldız 4.75 arasında. Hani adam akıllı buklanırsa evet. Kemerin ben Ronda mücadelesi yüzünden değişeceğini düşünüyorum. Ya bunda herhalde Charlotte'la Becky birbirini yerken Asuka da kemeri alıp SmackDown kadınlar kemerini WrestleMania'nın yolunu çizer. Bence Becky ve Charlotte Ronda Rousey'e üçlü maç düşünüyorum ben WrestleMania'ya. Hem de main event olarak istediklerini düşünürsek. Bence böyle daha mantıklı. Evet. Asuka şimdi yapacak bak, peki? Dakika. Benim çok çok sevdiğim bir şarkı vardır Türk sanat müziğinde. Rüyalar gerçek olsa seni her gün of. Görürdüm. O incecik beline sarılarak görürdüm. Bizimle bazı hayallerimiz var ama maalesef gerçekler çok farklı Eren. Tabii ben umuyorum Asuka. Ama yemin ediyorum Buğra Gür geldi. Oo. Aha. Oh my god. Evet umuyorum Asuka kemeri alır, şampiyonluğu bulur bir süre sonra. Ay. Eren Becky Lynch'i teke tekte alır mısın? Hayır alamam, o benim var ya ağzım yüzümü kırar böyle hastaneye yalnız gidip kumadan çıkar. Yalnız var ya sende sağlam bir ses var Eren Nur. Bence var tek yumruğa canını alırsın Becky Lynch'i. Yok ben pısarım. Tamam o zaman İyi günler abla. Devam edelim istersen. Hadi devam edelim. Sırada takımların arasında bir üyelerden oluşan üçlü tehdit maçı var. New Day, The Bar ve Usoların üyeleri. New Day'den Xavier Woods. Xavier. Charlotte Flair'a koydu. İspanya Ligi'ne gidip geldin mi? Evet, Eren. The Bar'dan Cesaro, Usolardan da Jey Uso güreşecekler. Maç gerçekten zevkli geçiyor. Cesaro New Day'in spiker masasını adeta dağıtıyor. Pankeklerden hoşlanmadığı için. Maçı tam New Day mi yoksa Cesaro mu alacak? Yani Xavier'la Cesaro mu alacak derken Jey Uso yani super kick'le sürpriz bir şekilde kazanıyor maçı. Arka alanda hemen buradan doğru şey yapayım, yorumlarsınız. Arka alanda Rusev var. Rusev Nakamura'nın geçen hafta yaptıklarını doğru bulmadığını ve Nakamura'nın United States kemerinin prestijini düşürdüğünü ve aşağıladığını düşünüyor. Buyurun beyler, size yorum. Buradan da Shinsuke şeyden de bahsedebiliriz Eren. Shinsuke Rusev maçı çünkü yaşanmadan bitti. O iki kemeri de bir konuşuruz, takımlar ve United States'i. Tamam. Zaten şey yok ki. Geçen haftaydı o. Nakamura ile Rusev şey herhalde. SmackDown'a o kadar uzağım ki. Özür dilerim. Peki o zaman. Buradan. Ben istersen ilk başlayayım Eren. Tamamdır. Yani takımlar geçtiğimiz sene bir New Day ve şey dominasyonu vardı. New Day ve Usos dominasyonu vardı. Bu sene isimler değişti. Barla Usos oldu. Yani ben farklı isimlerin şans bulmasını çok isterim. Yani işte Luke Gallows olur, Karl Anderson olur. Hatta Epico olur, Primo olur böyle toplu maçlarda. Ya. Hani bir farklılık görmek isterim.
Ama WWE aynı standartta devam ettiriyor. Söyleyecek çok bir şey yok ya. Hani ben şu an takım şampiyonunun kim olduğunu bile sorsam bilemem yani. Şey, The Bar mı yoksa Usos mu, New Day mi? Bar. Bar mı şu an? New Day değil. Başka takım mı var alemin? Zaten o şey aynen. Doğan'ın da dediği gibi bilmiyorum ya. Ben çok memnun değilim bu gidişattan. Yani. Hikmet sen? Ben kısaca şöyle özetleyeyim. Hani SmackDown'da çok tekrarlı düşündüm takımlar konusunda. Gerçi Raw'da da durumlar pek iyi değil. Belki bir Dolph Ziggler'ı Drew McIntyre ortaklığı orayı değiştiren kısım oldu. Ama SmackDown'a bakıldığında yani çok yeni şeyler izleyemiyoruz. Hani en yeni şey burada Usos'la The Bar'ın aynı çatıya gelmesi. Yani onun dışında ya, bir şey yok. Maçtan çok umudum olduğu söylenemez yani ama Usos alsın diyorum ben. Biraz daha ileriye gitsinler en azından. Onun dışında da hani temennim böyle New Day gibi, The Bar gibi artık yüzü eskimiş takımların şu fiyatlardan bir süre ayrılması, bayağı bir süre ayrılmaları. Evet, Boğaç. Valla olacaksa yani ben de farklı yüzler görmek konusunda kesinlikle aynı fikirdeyim. Ancak kemer de kalsın abi barda yani. Ben seviyorum ikiliyi yani. Sheamus Cesaro ikilisini ben genel olarak sevdiğim için. Yani entertaining dedi yani eğlence, eğlendirme konusunda bana keyifli geldikleri için açıkçası ben izlemeyi seviyorum ama yani farklı yüz konusunda %100 katılıyorum. Yani keşke mesela Karl Anderson'la Gallows'u şöyle bir şampiyon görsek, dominant şampiyonlar şeklinde görsek ne güzel olur yani. Değil mi yani şu an aslında hani AJ kuvvetle muhtemel kaybedecek duru baş başına. Ondan sonra bir AJ ile falan üçlü olsalar bilmiyorum. Ah eski kuvvet günleri. Aman. Ona da geleceğiz AJ'in segment. Doğan burada mısın? Buradayım. Takımlarla alakalı, SmackDown takımlarıyla alakalı. Yani New Day ve Usos zaten yani geçen seneden beri, 1,5 seneden beri sürekli kemerin etrafındalar ve ben gerçekten sıkıldım bu durumda. Yani The Bar'ın kemeri almış olması da şu an gayet güzel. Yani Raw'dan gelip yine SmackDown'da kısa bir aranın ardından yine damgalarını vurdular. Ben de takımların şans almasını düşünüyorum. Hani şu an döndüğü gibi Luke Gallows'a Carl Anderson olabilir ya da Shake Up'ta hani Revival SmackDown Live'a gelsin isterim açıkçası Raw'da madem böyle saçma sapan işlerde kullanıyorlar. Onun yerine SmackDown Live'da hani kemerlerini alsınlar, keyiflerine baksınlar diye düşünüyorum. Ya da NXT'den gelebilecek takımlar falan artık ne olursa olsun diyorsa New Day'i hani SmackDown Tag Team kemerleri etrafında görmek istemiyorum ben açıkçası. Evet, Eren istersen devam edelim buradan. Devam edeyim. Miss TV'deyiz bu sefer. Şey konuşacaktık. United States kemerinin gidişatını konuşacaktık Miss TV'ye gelmeden. Evet. Yani Nakamura 100 günü geçti zannediyorum. Bayağı oldu kemerle. Uzun bir süre sonra kemer uzun bir süre tutan bir şampiyon. Az title defenses diyoruz. Hiç feud izlemiyoruz. Hani ben title defense'in çok sık yapılması taraftarı değilim. Ayda bir olması kafi bence de. Hiç feud izlememek gerçekten insanı üzen bir durum. Şimdi Rusev'le aralarında bir şeyler var. Yani bilmiyorum Nakamura gerçekten kemer çok yakıştırıyorum. Bu Nakamerika mevzusu, gimmick'i falan çok yakıştırıyorum ama bence kemeri Rusev'e salmasının vakti geldi. Çünkü Rusev geçtiğimiz sene, zaten sene başında WrestleMania'da çok büyük bir gazla geldi Rusev'deyi diye. Orada alamadı. En azından burada alırsa kemeri United States'i bir ne bileyim yani hak etti bu kemeri ya. Bir şey diyebilir miyim ya? Tabii. Evet. Ya United States Championship'in her başı sıkıştığında Rusev'e gitmesi sizi de şey yapmıyor mu? Sıkmıyor mu artık? Ben de buna değinecektim aslında. Yani ne bileyim. Sürekli böyle şeyler izliyoruz. Kalisto'ya geldi kemer. Kemer bir anda bir gider gibi oldu. Ondan sonra bir baktık. Adam hepsini tabii şey almış. Rusev almış. Yani bence de can sıkıcı bir durum. Yani şu an SmackDown'larda boşta olan Andrade Cien Almas gibi bir gerçek var. Yani Andrade Almas düşünülebilir bu kemer için kesinlikle. Evet, başka isimlerin düşünülmesi bence daha mantıklı, makul olabilir yani.
Boğaç sen bir şeyler diyecek misin? Evet diyeceğiz. Yani ortada izlenecek bir şey görmeyince doğal olarak yani kişinin tuttuğu kemer de bir nevi anlamsızlaşmaya başlıyor. Manasızlaşınca da bu sefer yani hiçbir olayı kalmıyor. Yani o kemerin hiçbir albenisi kalmıyor. Ben... Nakamura'da da şu an aslında olan bu. Nakamura çok güzel, çok iyi bir güreşçi, çok kaliteli bir güreşçi ama bunu doğru feud'a sokmazsanız ya da o feud'u doğru bir şekilde işlemezseniz hiçbir şekilde o kemerin albenisi veya güreşçinin albenisi kalmayacak. Nakamura'da da tam olarak bunu yaşıyoruz. Yani hani Rusev mi almalı? Şu an en şey aday o, hani yani artık öne de çıkmış olmasıyla, ancak Almas gibi güreşçiler de arkada varken ve yani bu güreşçiler de yükselmeye çok hazır durumdalarken açıkçası Rusev'den çok Almas gibi bir güreşçinin almasını ben yeğlerdim, ama alacaksa da Rusev alsın yani. Yani en azından daha aktif olabilecek bir şampiyon. Şey olmasa yani title defense açısından değil de senin dediğin gibi ben de sana katılıyorum. Ayda bir olması bana da kafi geliyor ama hani daha aktif, daha içinde olan birisi yani neden şey olsun, neden Nakamura kalsın? Evet. Eren senin ben de yorumumu yapayım. United States gerçekten yani şu an tarihin en kötü senesini geçirmiş olabilir, çünkü adam akıllı bir hani elle tutulur bir şampiyon desek hani bir tek Jeff Hardy'yi gösterebilirim. Onun dışında hani böyle insanın aklına silik silik Bobby Roode'un, Randy Orton'un, Jinder'ın şampiyonluk serüvenleri. Hani gerçekten hani ben şöyle bir şey diyeceğim. WWE'nin mid-card kemerlerle ilgili bir sorunu var diye düşünüyorum yani. Şu an Intercontinental'ın hani bir değeri gibi gözüküyor. United States herkese hani şovlarda görsek Allah'a şükür ediyoruz. Yani gerçekten United States'in birazcık prestij kazanması lazım. Hani böyle boşa kazanılan bir kemer olarak değil de birazcık daha önemli feyotlara sokulması lazım. Ha, Nakamura hani büyük bitmen Nakamura hani şimdi bir marka gibi olduğu için hani sonuçta Japonya piyasasının en tanınan isimlerinden bir tanesi WWE'deki yani şey WWE'deki şey Japonlara bakarsak en tanınan şu an Nakamura. Yani Nakamura'yı boş bırakmamak için böyle şeylere başvuruyorlar işte. Yani kemer veriyorlar ve saltanat sürsün yani bir kemeri olsun diye böyle şeyler yapıyorlar ama hani Nakamura'nın en azından bir kemer oradan almazsalar, almaz oradan işte Rey Mysterio falan. Hani bayağı öne açık bir kemer. Evet. O zaman devam edelim SmackDown'a. Hemen Miss TV'deyiz. Miss TV hemen klasik açılışını yaparken Carmelo ve Artrud bölüyor onu. Tam bir şey diyeceklerken dans molası diye bağırıp dans edip sonra gidiyorlar. Miz anlamsız şekilde arkalarından bakıyor. The Miz yeni Daniel Bryan'ı çağırıyor. Daniel Bryan'a bir saniye benim gitmem lazım. Ahmet sen şey yapabilir misin? Evet, buradan devam edeceğim. Sen yeni Daniel Bryan hakkında görüşlerin neler Hikmet? Hikmet? Ah, şimdi geldi sesime. Mikrofon kapalıyım da. Evet. Yeni Daniel Bryan çok biraz daha fark yarattı. Nasıl yarattı? Eskiyi tamamen sildi. Yeni şeyler artık, yeni söylemlerle, daha sağlam ayaklara basan söylemlerle konuşmaya başladı işte. Nasıl diyeyim? Seyircilerin şeyi, şusu busu. Ama benim tek abartı bulduğum nokta bu konuşmalarında şeyden bahsetmesiydi ya. Bu çevre işine girdikten sonra biraz sapıttı bence. Evet. Onun dışında gayet iyi bir performanstı. Hatta Miz'de çıkışımızı değildi. Miz'in bir şeyler söylerken ben direkt segmenti anlattım ama. Hı-hı. Segmentten girdim ama. Özet geçeceğim ona sonra. Hani yeni evet. Daniel Wright fark yaratacak gibi duruyor. Biraz daha işlenmesi lazım ama. Bu evet, süreci iyi izlemek lazım. Yani Miss TV'de işte tarihsel olacağından bahsediyor biz ve Brian artık Yes Movement yok yanında. Artık Heel bir Daniel Bryan izliyoruz. Biraz eskisine benziyorsun diyor Miss Daniel Bryan'a.
Eski Daniel sürekli kafasının taraftarları dinleyerek meşgul ediyormuş. Fakat yenisi kimin ne olduğunu umursamıyormuş. O ne? Daniel kemer takılarından biri alıp bunlar öldü deyip yere atıyor bu Yes Movement plakalarını. AJ çok Styles karizmatik. Evet. AJ Styles geliyor. Daniels Miz'i Styles'ın üstüne atıyor. Kovalamaca başlıyor. Ringin içine girince Miz toparlanıyor ve Skull Crushing finale. Daniel gülerek bakıyor. Bu gece The Miz ve AJ Styles maçı izleyeceğiz. Boğaç, senin görüşlerin neler? Daniel Bryan. Valla yani Daniel Bryan'ı böyle izlemek keyifli açıkçası. Çok şey değil ya. Umarım sadece şu şey muhabbetini çok abartmazlar. Nakamura'da çok abartmışlardı bu toplara tekme muhabbetini. Yani tripoda da tekme muhabbetini çok abarttıkları için yani umarım Daniel Bryan'da da böyle bir şey olmaz. Hani o da öyle bir yorum yaptı çünkü şey konuşmasında şey diyor hani benim kızım da inşallah o galiba main event'te şey yorum yaparken mi söylüyordu onu? Yok şeyde dedi. Segmentte de dedi. Ben segmentte de diyor değil mi işte? Benim kızım da umarım binlerce erkeğin şeyine böyle patır kütür geçirecek falan tadında böyle bir yorumu yani. Ya umarım o yönde götürmezler. Çünkü karakter olarak güzel işlendi şu an bence. İyi de gidiyor gibi. Hani genel olarak fena değil. Yani bilmiyorum bazı insanların şüphesi vardı. Hani olur olmaz. Hani yatabilir, kötü olabilir tadında da bence oldu. Ama bir önüne iyi bir şey çıkarmaları lazım. Rakip çıkarmaları lazım. AJ Styles mı olur? Bu bilmiyorum. Ama yani AJ'in belki bence biraz o potodan da uzaklaşması gerekiyor olabilir. O yüzden Daniel Bryan'a iyi bir rakip lazım. İyi face oynayabilecek bir rakip lazım. Evet. İkincisi de şey yani işte ikincisi de aslında dediğim olay. Hani bu movesetinin yani çok aşırı klişe heel muhabbetine dönüp her maçta hani tripoda tekmeye dönmemesi lazım. Bu ikisi olursa babanın önü açık. Geri götürür yani. Aşırı da iyi götürür. Evet. Doğan? Daniel Bryan gerçekten şu an çok iyi bir duruma geldi. Aynı zamanda WWE şampiyonunu da iyi bir duruma getirdi bence. AJ Styles'ın kemeri bırakmasının hani vaktinin geldiğini daha önce de konuşmuştuk zaten. Daniel Bryan tam da bu zamanda yetişti ve hani hem kemere hem kendi karakterine yeni bir soluk getirdi. Ben umutluyum Daniel Bryan'dan. Hani WrestleMania'da da kemeri koruyacağını düşünüyorum. Hani SummerSlam'e kadar ben Daniel Bryan'ın kemerle gideceğini düşünüyorum. Yani uzun süreli bir saltanat sürecektir yine. AJ Styles'a gelecek olursam da onu da hani rövanşını aldıktan sonra artık hani hafif bir takvimde hani çalışacağı söylentileri de var zaten. O hafif takvimin etrafında hani biraz daha şey bir şekilde hani düşük bir tempoda çalışacağını düşünüyorum AJ Styles'ın. Daniel Bryan da sıradaki rakibi zaten Allah'ın emir gibi bir şey. The Miz bir face turn geçirir ve Daniel Bryan'ın rakibi olur ve ben The Miz'in da düşünüyorum. Yani klasik face'ler gibi olmayacağız zaten aşikar. Yani heel'lığı nasıl gayet iyi oynasa, nasıl sağlam kesiyorsa yani aynı şekilde face olarak da gayet iyi işler çıkaracağını ve hani Daniel Bryan'la sağlam bir hikayenin içine gireceklerini düşünüyorum. Yani enteresan gerçekten Miz'i face olarak izlemek enteresan olacak. Ben öyle ya da böyle ikinci kez WWE şampiyonluğunu kazanacağını düşünüyorum bizim. Ekstra bir yorum yoksa o zaman geçiyorum sıradaki segment ve maça. Yok galiba evet. Jeff Hardy ve Randy Orton artık bir SmackDown klasiği olarak karşı karşıya geliyorlar. Yeter! Yeter! Maçın sonlarında Jeff Hardy Twist of Fate yapmasına rağmen Randy Orton bundan kurtuluyor. Maç sonunda spiker masasına yatırıyor Randy Orton'u Jeff Hardy. Tam atlayacakken bir yiğit işte orada geliyor. Allah Samoa Joe. Muharrem İnce. Samoa Joe benim Boğaç kardeşim. Titan Tron'da. Muharrem İnce. Samoa Joe. Kusura bakmayın. Hemen böyle bıraktım da annem çağırdı. Estağfurullah. Samoa Joe ekranda görünüyor. Barda kendisi. Hardy'e devam etmesini söylüyor. Adam. Bir an olayım iç beni Samoa Joe. Evet. Bununla yararlanan Orton. Dik beni kafaya dik. Arkaya öyle tuşu buluyor. Köpreğin. Kamu spotu tadında promosu devam ederken kararını da içmeliyiz deyip birazından bir yudum alıyor. Boğaç büyük bir Samoa Joe hayranısın. Nedir konuyla alakalı? Görüşte. Abi bakın itiraz edeniniz olabilir ama Samoa Joe şu an
şu şirketin aktif bünyesinde promo, en iyi promo kesen 3 küreşçiden çok net söylüyorum bunu ya. İnanılmaz katılıyorum. İnanılmaz karakter koyuyor herif ya. Evet, çok, çok doğru. İnanılmaz karakter koyuyor adam ya. Yeri geliyor masal anlatıyor. Bak adam yeri geliyor masal anlatıyor. Yeri geliyor barmen oluyor. İşte böyle adamların hastasıyız. Abi bak Eylül'de de o Wendy hikayeleri falan inanılmaz güzeldi. Wendy. Bir gece ansızın gelebilirim. Yani, o da güzeldi. Ondan öncesi de güzeldi. Ya yani şey falan geçen izliyordum. Reigns'de Feud'u da iyiydi bak. Reigns'de Feud'u da iyiydi. Şeyde bir bu üçlü bir şeyde ringde beraber oluyorlar. Reigns, Lesnar bir de şey geliyor arkasından Samoa Joe geliyor. Ya orada falan ya. Adam ne şey verilirse çok net çok güzel yapıyor. Burada da harbiden kamu spotu. Adam onu direkt koyuyor işte. Drink responsibly diyor. Sorumluluğunu bilerek için diyor adam yani. Gayet net bir şekilde. Kararında için. Yani bilmiyorum. Ben hala diyorum bu adamın yükselmesi lazım. Yani bu adam bu kadar şeysiz kalıyor. Ben üzülüyorum yani. Kendisi tabii ki mutlu para içebilince. Ama keşke şu adam şöyle bir gerçekten ana kemeri alsaydı. Bir görseydik. Çok istedim. Çok istedim onu. Bu açıklasını keseceğim. Bence Samoa Joe verilen senaryoları zevkle oynuyor. Yani bu kadar böyle başarılı bir iş koyabiliyorsa. Yo zevksiz oynadığını düşünmüyorum zaten de şey olarak diyorum. Yani bu koyduğu performansın bence bir şekilde taçlandırılması. Ya, zevk derken hani heveslenme açısından. Ne? Zevk mi? Neyse. Allah Allah. Samoa Joe'nun zaten en son böyle isteksiz oynadığı tek senaryo Beatdown Clan'dı. Onlara zaten açıkladı. Dedi bu senaryolar artık benim elim değildir diye TNA'den ayrılınca. O senaryolar da iptal oldu. Biliyor musunuz siz? LOL TNA yine. Biraz seri bir şekilde toparlayalım çünkü saat de geç olmaya başlıyor. Yani, Doğan senin konuyla alakalı görüşün nedir? Samoa Joe gerçekten çok kaliteli bir güreşçi. Yani hem kaliteli bir güreşçi hem kaliteli bir süperstar. Yani AJ Styles'la hani bayağı ezdirdiler. Ben hani bunun olmasını istemiyorum. İşte Samoa Joe kemeri alıp da hani SmackDown Live'ı sırtlayabilecek potansiyele sahip bir güreşçi bence. Yani kendisini beğeniyordum. Hala da beğeniyorum. Hani, her çekişmede yani kendi nirvanasını yaratıyor adam kestiği formalarda olsun. Ya da hani sergilediği heel performans olsun. Samoa Joe'nun ben de hani birçok şeyi hak ettiğini düşünüyorum. Cefar'la çekişmemiz onun akıyla hani ayrılacaktır. Hani bu zaten bariz bir gerçek bence. Çok rahat bir galibiyetle ayrılacaktır Cefar'la çekişmesinde. Ondan sonrası da önüne bakacaktır yani. Rava mı draft olur yoksa peki, SmackDown'larda kalır mı bilemiyorum. Ben çok kısa bir soru yönelteceğim. Herkesten cevap istiyorum. Eğer ki kemeri Daniel Bryan tutarsa WrestleMania'dan sonra. Evet. Miz'in feud'dan çıktığını düşünelim. Samoa Joe vs. Daniel Bryan. Heel vs. Heel izler miyiz? Ya, Samoa Joe bence eninde ya bir kere alacak. Bence izleriz. Bir kere de olsa alacak. Ya, Samoa Joe'ya bir tane kemer olsa bile verilir yani. Adam kemersiz. Genel olarak toparlayayım ben isterseniz. O adama flash attım. Ona rağmen mi? Buyurun Hikmet Bey. Öncelikle bence keşke bira değil de otla o dediğimiz şeyi yapsaydı. Daha mantıklı bir senaryo olurdu. Ondan sonra Samoa Joe'nun şöyle bir sıkıntısı var. Form dediğimiz şey yok. Yani nasıl diyeyim? TNA'de artık alıştığı için düzensiz yani belli aralıklarla çekim yapıp gerisinde güreşmemeye WWE'ye gelince o tempoya ayak uyduramaması söz konusu oldu. NXT'de zaten öyle bir şey yoktu. Hani belli turlar haricinde NXT'de de yatıyorsunuz. Bundan ötürü de bir devamlılık sıkıntısı var. Büyük ihtimalle bunun için kemer alamadı. Kemer alamamaya da bunun için devam edecek. Evet. Bu şekilde de ben Samoa'cağı için onun görüşlerimi belirtmiş olayım. O zaman main event'e keşke geçiyoruz. Ama. Evet. O zaman main event'e geçiyoruz. Evet. Main event'te AJ Styles ve The Miz karşı karşıya. AJ Styles Miz'in Cool Crushing finalesinden kurtuluyor. Daniel ayağa kalkıp olanları şaşkınlıkla izliyor.
Styles sonunda Calf Crusher'la pes ettiriyor bizi. Maç biter bitmez WWE şampiyonu Daniel Bryan saldırıyor. Styles'ın bacağına özellikle çalışıyor. Ring köşesinde olsun, apron'da olsun. Bryan ankle lock bağlıyor en son. Styles acı içinde. Hakemler ikiliyi zar zor ayırıyor. Spiker'e geçen haftaki anonsu yaptırıyor. Bryan yine seyircilere sallıyor. Ve bir kere daha saldırıyor AJ Styles'a. Show burada sona eriyor. TLC'de yapılacak ana kemer maçı. Feud, genel görüşler. Boğaç. Yani AJ'in pasif demeyelim de biraz daha soft bir noktaya geleceğini artık herhalde 7 düvel anladı. Yani çok şey düşünmüyor. Yani inanılmaz bir olay olacağını düşünmüyorum. Maçın da çok açıkçası böyle inanılmaz über harika bir maç olacağını da çok bilmiyorum. Yani bana öyle gelmiyor. Biraz da aslında bu şeyle de ilişkili. Daniel Bryan artık heel olmasıyla ve biraz daha hareketlerinin bu şekilde evrilmesiyle de benim düşüncem ilişkili. Yani umarım yani bu şeydeki temennim şöyle. Umarım AJ'yi bu artık biraz daha rest dönemi, dinlenme dönemi istediği noktada biraz daha güzel bir şekilde booklarla keşke takım muhabbetine dönse olay. AJ orada bence güzel ilerler. Ama yani maçla alakalı çok söyleyebileceğim bir şey yok. Umarım Daniel Bryan feud'unu bir daha çok fazla bir şekilde AJ Styles'a maruz kalmayız. Seviyorum bu arada AJ'yi. Yanlış anlaşılmasın bu. Evet. Eren? Yani AJ'in artık dinlenme dönemine geçtiğini bu senaryoyla birlikte anladık. Yani Road to WrestleMania ciddi viraja, yani real ciddi viraja girdiğimiz zamana kadar AJ böyle soft takılacaktır. Daniel Bryan'ın bu denli sağlıklı karakterine nazaran hani gerçekten meraklandırıyor acaba sıradaki şey ne olacak diye. Hani TLC'deki maça belki The Miz şeyi olabilir, hani The Miz karışabilir ama maçın sonucuna etki etmez diye düşünüyorum. Doğan? Ben Daniel Bryan'ın AJ Styles'ı tertemiz bir galibiyet yeneceğini düşünüyorum. Artık bu hani denklemden çekilir. Demizden hani maçtan sonra bir meydan okuma ya da nasıl diyeyim artık bir saldırım olur ne yaparsa. Hani Demiz'in bir şekilde TLC'de hani ben de buradayım bu olayların içindeyim hani demesini bekliyorum. Hani TLC'deki maç üzerinde konuşacak olsam dediğim gibi Daniel Bryan hani AJ Styles'ı tertemiz bir galibiyetle yenecektir. Ve zaten bir yeni şampiyon çiçeği bunda şampiyonluk gibi kazanmaya da ihtiyacı var. Ve son olarak Hikmet. AJ'in ara vermesi gerekiyor. Yani yıpranma dediğimiz bir olay var. Yolculuğuna biraz ara vermesi gerekiyor. Ara vermesi. Ana kemere biraz ara vermesi gerekiyor. Hatta yani bayağı uzun bir şey. WWE Championship seri. Gidip farklı şeyler yapması lazım artık AJ'in. Çünkü sürekli aynı şeyi izledikçe seyircinin de izleyesi kalmıyor. Bu konuda çok büyük rahatsızlıklar söz konusu. TNC'de bu sorun artık AJ'in tarafında. AJ'de belki Rana ya da büyük bir feud olsun diye bir mücadele olabilir ama iki isimin mücadelesi bitecektir. Evet. TLC'de Daniel Bryan kazanır hani. Maça gelirsek de maçta çok belli konular, hani iki isim arasındaki mücadelenin diğer konularının ön planda olacağı maç olur. Güreş adına çok şey izleyemeyiz diye düşünüyorum. O zaman SmackDown'u puanlayalım. Eren 5 üzerinden. Ben 3 veriyorum. Hikmet? 3. Boğaç? 3'ten 3.5. Doğan? Jeff Hardy vs. Randy Orton maçlarının sürekli özellikle dolayı ben de 3.5 veriyorum.
Evet arkadaşlar, benim de puanım 3. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi geceler diliyoruz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yayında olan 13 kişiye. İyi geceler.